Denizci biraz rahattır biliyor musun? Onlar işçi, tam işçi ama. Sanayi çok gelişmiş. Onun için biz burada işte limandan, ajantalıktan, dünyanın en kolay işi ajantalık işte. Niye? Yaptığım bir şey yok. Al kitabı, yaz deftere, koy faturayı. Başka bir şey yok. Herkes bunu. Halbuki bak armatör çıkması lazım içimizde. Bir tane armatör yok. Var ortak bir şirket bir var. Bir rol ya o oraya, şimdi bakın öyle ters ki nakliyeciler rol kurdu. Denizciler değil. Bak şimdi öyle mi? İşin yani işin ters tarafı da o. Adamlar şimdi gemiyi ancak uzaktan görüyorlardı. Şimdi içine girdiler. Bir sıkıntılar var. Bize geliyorlar. Ya diyorlar biz idare edemiyoruz. Kardeşim doğrudur. Ama sizin göstermiş olduğunuz cesarete ben hayranım diyorum ama dur bakalım onları da çözeceğiz. Onlarda bir problem var yani. Var. Benim bildiğim kadarıyla. Zaten Mart ayı sonunda Mısır'la olan anlaşma bitiyor. Bakanlığa başvurulmuş. Bakanlık biz Mısır'la bu işi çözemeyeceğiz. Siz kendiniz özel sektör olarak bir çözüm bulun dedi. Yani tekrar devletler arası bir anlaşma sağlanamayacak gibi gözüküyor diye bir şey olmuş. Dolayısıyla artık Mart sonunda Mısır Türk gemisi kabul etmeyecek. Böyle olunca bu Hatay rolü ya da özel sektör diyelim başka bir formül bulmaya çalışacak. Ya o formül direkt Süveyş kanalına geçip Suudi Arabistan'a kadar direkt gitmek olabilir ki aşırı pahalı bir çözüm. Bence feasible değil. Ya da yüklerini konteynerle taşımaya başlayacaklar. Ve başka bir karayolu güzergahı çok bulabilirler mi bilemiyorum. Ki o da çok zor. Ama artık herhalde daha çok konteynere dönecek. Yani bu RORO işi nihayet erecek gibi gözüküyor. Yani RORO işi aslında yürür. Fakat devletin subvanse etmesi lazım bir süre. Çünkü neden? Büyük bir subvanse. Zaten Mısır üzeri bile Bülent Bey subvanse gerektiren pek de feasible olmayan bir şey. Direkt olarak Süveyş geçişleri falan çok pahalı. Direkt olarak bir de bu sefer ikinci gemi de gerekiyor şey, rotasyonu sağlamak için. Ekstra gemi lazım, Süveyş geçişlerini ödemek şey lazım. Şey çok pahalı bakalım. Süveyş geçişleri çok pahalı. Yani bir şey vereyim size. Şimdi buradaki RORO'nun, şurada işleyen RORO'nun Süveyş'ten geçişi 100 bin dolar. Aslında yükün oraya gitmesinde bir sıkıntı yok. Bizim limanımıza uğrayan, demin gösterdiğim ana gemi, o 285 milimetrelik gemiler buradan kalktıktan sonra 5. gün Cidde'de oluyorlar, direkt gidiyor. 8. gün Cebel El'de yani Dubai'de oluyorlar. Dolayısıyla aslında yüklerin oraya gitmesinde, intikal etmesinde bir sıkıntı yok ama buradan oraya çalışan araç filoları vardı. Yani onlar işsiz kaldı, problem o. Şimdi bu RORO'larla o tırları hala çalıştırabilir halde. Oluyordu ama tırları taşıyordulardı ama şimdi o tırlara iş bulmak için aslında yani onlar çalışmaya devam etsin diye. Onlar ne yapacak? Şimdi onlar ne yapacaklar? Onlar başka pazarlara, başka şeylere gitmeleri gerekecek. Tabii Avrupa biraz zor oluyor standartlardan dolayı. Dolayısıyla yine o sıkıntı ama yük gider yani yük gene gider. Gider şey değil, yük gidip gelir.